Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavına çalışan kıymetli öğretmenlerimiz için bir deneme sınavı hazırladık. Bu deneme sınavımız öncekilerden farklı olarak 12 modülde 12 soru şeklinde. Yani bize göre en önemli hususlar olan sizler için bilmeniz gereken sınavda büyük bir ihtimalle çıkmasını beklediğimiz 12 sorumuzdan sizler için 12 tane soru hazırladık. Ayrıca kanalımızda biliyorsunuz tüm modüllerimizin konu anlatımları var. Her modüllere ilgili özel denemeler ve genel 20 tane denememiz de kanalımızda mevcut. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Şimdi bu denememizde 12 sorumuzun cevaplarını beraber yapalım. Ayrıca bu denemelerimizin ve çalışmalarımızın tamamını E-Akademi Uzman Öğretmenlik Baş Öğretmenlik Telegram grubumuzda paylaştık. Oradan da girip tüm modülleri indirebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz diyor. Hepinize şimdiden başarılar dilerken biz de sınavımıza başlayalım. Birinci sorumuz, Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Faik Bey okullarındaki bazı öğretmenlerin özelliklerini şu şekilde sıralamıştır. Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenlerin çeşitli şekillerde ve zaman içinde öğrencilere hem bireysel olarak hem de bir bütün olarak tutarlı bir şekilde iletmeleri beklenen belirli mesajlar vardır. Bu mesajlar davet mesajı, yatırım mesajı, kalıcılık mesajı, fırsat mesajı, düşünme mesajı diyor müdürümüz. Ardından da öğretmenleri bakın, matematik öğretmeni Arzu Hanım için burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Fizik öğretmeni Ayla Hanım, bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım. Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı için sizden de çok çalışmanızı isteyeceğim. Coğrafya öğretmeni Hatice Hanım, her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim. Dinkit öğretmeni Mustafa Bey, gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yeni öğreniyorsunuz. Kendinizi çeşitli ortamlarda, çeşitli rollerde ve çeşitli içeriklerle görmeniz için sizlere fırsat sunmak istiyorum. Müzik öğretmeni Suna Hanım, geleceğe hazırlanmanız ve sizin için var olan olasılıkları görüp heyecanlanmanız için bir fırsattır diyerek öğrencilerimizi heyecanlandırmaktadırlar. Hepsine teşekkür ediyorum diyor Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Faik Bey. Sorumuz, Müdür Bey'in açıklamalarına göre yukarıdaki cümlelerde verilen mesajlar aşağıdakilerin hangisiyle ilgili mesajların kapsamında değildir? Evet, tüm mesajları burada öğreniyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın, matematik öğretmeni burada olmanızdan dolayı diye başlayan cümlenizde ne yapıyor? Davet mesajını bildiriyor. Fizik öğretmeni Ayla Hanım ne diyor? Bakın, bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuz diye başlayan cümlemiz nedir? Bu bir yatırım mesajıdır. Coğrafya öğretmeni Hatice Hanım'ın efendim verdiği her zaman ilk denemenizde diye başlayan cümlemizde nedir? Kalıcılık mesajıdır. Dinkütür öğretmeni Mustafa Bey, gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yeni öğreniyorsunuz şeklinde başlayan cümlesiyle öğretmenimiz ne yapıyor burada? Fırsat mesajını belirtiyor. Müzik öğretmeni Suna Hanım, geleceğe hazırlanmanız ve sizin için diye başlayan mesajıyla da yine fırsat mesajını devam ettiriyor müzik öğretmenimiz Dinkitür öğretmeniyle birlikte. O zaman geriye sadece düşünme mesajı kalıyor. Neydi sevgili arkadaşlar? Orada sizi dinleyeceğim, sizden öğreneceğim, sizi sınıfımızda çalışırken gözlemleyeceğim şeklinde cümlelerle başlayıp daha bilinçli ve etkili bir öğrenci olabilmesi için sizden de aynısını isteyeceğim olması gerekiyordu. Cevabımız burada Edirne. Oldukça uzun ve güzel bir soru. Buradan size onlarca soru çıkarıp soruyoruz ama tüm soruları bir soruda sizler için toparladık. İnşallah faydalı olmuştur. Bunu artık unutmayız. İkinci sorumuzda devam edecek olursak, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge bölümü okullarda yapılan sınavlarda kullanılan sınav türleriyle ilgili bir araştırma yapmıştır. Okullarda genellikle aşağıdaki açıklamalar doğrultusundaki sınavların yapıldığı tespit edilmiştir. A. Hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolay, diğer bir ifadeyle kullanışlıdır. Soru sayısı arttırılabilir. Efendim, sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. A grubu bu şekilde.
B. Şans başarısı olasılığı yüksektir. İyi yazılmasa genellikle üst düzey bilişsel özellikler ölçülmez. C. Hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolay, diğer bir ifadeyle kullanışlıdır. Soru sayısı arttırılabilir. Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. Öğrencinin yalnızca sahip olduğu bilgi değil, aynı zamanda zihninin nasıl işlediğini anlam olanağı da sağlar şeklinde D maddemiz var. Buna göre Çanakkale'deki okullarda aşağıdaki ölçme araç ve yöntemlerinin hangisine ait bir bilgi yer almıyor? Doğru yanlış testlerinin avantajları, doğru yanlış testlerinin dezavantajları, essay tipi ölçeğin yani yazılı yoklamanın temel avantajları, eşleştirme maddeleri yönteminin avantajları, essay tipi ölçeğin yani yazılı yoklamanın temel dezavantajları. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi aşağıdaki sorularımızda yukarıdaki cevapları bulmaya çalışalım. Şimdi doğru yanlış testlerinin avantajları dediği zaman ne anlıyorduk? İşte hazırlaması, uygulaması, puanlaması kolaydır, kullanışlıdır. Soru sayısı arttırılabilir. Efendim sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. O zaman A ile A ile eşleştirebiliriz. Doğru yanlış testlerinin dezavantajları da vardı biliyorsunuz. Neydi? Şans başarısı olasılığı yüksek oluyordu. İyi yazılmasa genellikle üst düzey bilişsel özellikler ölçülemeyebiliyordu. Peki essay tipi ölçeğin yani yazılı yoklamanın temel avantajları neydi? İşte öğrencinin yalnızca sahip olduğu bilgi değil, aynı zamanda zihninin nasıl işlediğini anlama olanağı da sağlıyordu. Efendim, eşleştirme maddeleri yönteminin avantajları neydi peki? Evet, o da hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolaydı, yine kullanışlıydı, soru sayısı arttırılabiliyordu. Sistematik hata karışma olasılığı da pek yoktu. Evet, essay burada essay tipi ölçeğin yani yazılı yoklamanın temel bir de dezavantajları ile ilgili bir sorumuz var. Bununla ilgili yukarıda herhangi bir bilgi görebildiniz mi? Büyük bir ihtimalle görememişsinizdir. Çünkü öğrenci sınırlı bir bilgiye sahipse soruyla ilgisi olmayan aklına istediği gibi uzun cevaplar yazabilirdi. Sizler sorularınızı durdurup önce cevaplayabilirsiniz. Ardından bizim cevapları dinleyebilirsiniz. Burada da cevabımız sevgili arkadaşlar Edirne şıkkı oluyor. Evet. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki açıklamalar Musa Bey'in okuduğu aşağıdaki hangi sorunun cevabı olabilir? Uzman öğretmenin sınav için çalışan Musa Bey aşağıdaki bilgileri okuyunca tam beni anlatıyor demiştir. Buna göre her öğrencinin bireysel farklılığına göre ve gizli güçlerine uygun olarak üst düzeyde gelişmesine yardımcı oluyorum. Öğrencinin sağlıklı kişilik geliştirmesine, kendini gerçekleştirebilmesine, çevresine uyumlu hale gelmesine yardımcı olabiliyorum. Öğrencilerin gerçekçi benlik algıları geliştirmelerine ve kendi problemlerini çözebilme gücü kazanabilmelerine yardım ediyorum. Öğrencileri belli bir mesleğe hazırlamak, bu meslek ilgili davranışları kazanmalarına yardım edebiliyorum. Sınıf içi ilişkileri düzenlemek ve geliştirmede son derece başarılıyım. Evet, tüm öğretmenlerimizin özelliklerini Musa Bey kendisinde toplamış. Öğretmenimize gerçekten tebrik ediyoruz. Şimdi burada hangi sorunun cevabını okumuş olabilir? Okul rehber öğretmeninin iyileştirici hizmetler kapsamındaki görevleri nelerdir? Öğretmenin öğrenciyi tanıma nedenleri nelerdir? C. Okul rehber öğretmeninin destek hizmetler kapsamındaki görevleri nelerdir? Eğitim kurumlarında rehber öğretmen, psikolojik danışman hangi görevler yerine getirir? E. Öğretmenin öğrenciyi rehberlik servisine yönlendirmesinin faydaları nelerdir? Evet. Burada sevgili öğretmenimiz hangi sorunun cevabını kendinde bulmuştu? Bursa şıkkı. Öğretmenin öğrenciyi tanıma nedenleri nelerdir şeklinde sorunun cevabını kendisine yakıştırdı değerli öğretmenimiz. Evet. Sivas Fen Lisesi bir araştırma yapmak için ekibini kurmuştur. Araştırma ekibi aşağıdaki özellikleri verilen araştırma türünü benimsemiştir. Yerel uygulamalar üzerinde çalışılacak, bireysel takım temelli araştırma içerecek, öğretmenin gelişimine ve öğrencinin öğrenmesine odaklanılacak, bir eylem planını yürürlüğe konacak, bireylerin yaşamlarını sınırlandıran sosyal meseleler incelenecek, eşitlikçi işbirliği vurgulanacak, yaşam kalitesini yükseltecek değişimlere odaklanılacak, araştırmacının özgürleşmesiyle sonuçlanacak. Evet, süper bir araştırma yapacakmış Sivas Fen Lisesi. Buna göre Sivas Fen Lisesi yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki hangi sorunun cevabını vermiş oluyorlar? Evet, aşamasını soruyor.
Eylem araştırmalarının özellikleri nelerdir? Durum araştırmalarının olumsuz yönleri nelerdir? Fenomenolojik araştırmalar özellikleri nelerdir? Eylem araştırmalarının dezavantajları nelerdir? Durum çalışmalarının olumlu yönleri nelerdir? Evet. Proje ekibi burada sevgili arkadaşlar ne yapıyor? Bir eylem ortaya koyuyor değil mi? İşte burada yapacakları araştırmanın eylemin özelliklerini yukarıda bizlere sayıyorlar. Cevap Adana. Beşinci sorumuz. TOG piyasaya süreceği yeni modellerle ilgili çalışma yapmaktadır. Proje başkanı aşağıdaki maddeleri yönetime sunmuştur. Projenin bütünü hakkında açık olarak fikir verir. Kaynakların ne zaman ve nasıl kullanılacağını gösterir. İşlerin birbiriyle ilişkisini gösterir. Planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetler arasında karşılaştırma yapma ve gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapma imkanı tanır. Proje sürecinde ihtiyaç duyulan kaynak, zaman ve maliyetin ortaya çıkmasını sağlar. Yani bunların cevaplarını veriyor. Yaptıkları projede yukarıdaki aşamaya gelen TOG şirketi yöneticisi aşağıdaki hangi sorunun cevabını vermektedir? Proje yaşam döngüsünde planlama neden önemlidir? Bir projede kapsam nasıl olmalıdır? Proje yönetimi sürecindeki destekleyici bilgi sahaları nelerdir? Proje yönetimi sürecindeki temel bilgi sahaları nelerdir? Proje yaşam döngüsünü araştırma neden önemlidir? Evet, burada TOG yerli araba üretirken hangi soruların cevabını veriyor? Proje yaşam döngüsünde planlama neden önemlidir? İşte planlamayı tam yapıyorlar ki 2023'te yerli arabaya ulaşalım diye. Ellerine sağlık diyelim biz de. Cevap Adana. 6. sorumuza geldik. Önce sorumuzu okuyalım. Çorum Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Bey okul tanıtım seminerinde sorulan bir soru üzerine yukarıdaki açıklamaları yapmıştır. Sayın müdürümüz aşağıdaki hangi soru sorulmuş olabilir? Bakalım ne cevap veriyor değerli müdürümüz. Okulumuz her insanın yaşamına eşit derecede önem verme, herkesin aidiyet hissetmesine destek olma, çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama, dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma, çeşitliliği ve herkese eşit derecede saygıyı teşvik etmek için kültürler, politikalar ve uygulamalar geliştirme, öğretim süreçlerinden geniş ölçüde faydalanmak için kapsayıcı uygulamadan yararlanma, çocukların yerel tabanlı yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme, çocuklarla birlikte çalışanlar ve aileler içinde okulları geliştirme, olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini öne çıkarma, okullar ile okulların değerleri ve bulundukları yakın çevre arasındaki olumlu ilişkileri teşvik etme konularında hassas davranmaktadır. Hani hep kızıyoruz ya, kısa kısa sorular, hep ezber soruları geliyor şeklinde. Bu denememizdeki sorular tamamen yorum ve düşünme ile alakalı, hem de öğretici mahiyette olduğu için biraz uzun sorular aldık. Muhtemelen bu soruların içerisinden onlarca soru çıkarılır ama hepsini bir arada biz sizlere veriyoruz ki kolaylık olsun diye. Şimdi burada okul müdürümüz Kamil Bey okulunu çok güzel anlatmış. Peki hangi soru sorulmuş ki bu soruları cevabını veriyor? A. Kapsayıcı eğitim ortamında katılımın sağlanması için neler yapılabilir? B. Kapsayıcı eğitim ortamının erişilebilirliğini artırmak için neler yapılabilir? C. Kapsayıcı eğitimin ilkeleri nelerdir? D. Kapsayıcı okullarda öne çıkan özellikler nelerdir? E. Kapsayıcı eğitimin önemi nedir? Evet, yukarıdaki maddelere baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, değerli müdürümüze kapsayıcı eğitimin önemi nedir diye sorulmuş. O da okullarında bu tür kapsayıcı eğitimin gerçekleştirildiğini bizlere bildiriyor. 7. sorumuz ise bilgi sorusu sevgili arkadaşlar. Belki bu şekilde de eleme soruları gelebilir diye bir tane de iklim konusundan bilgi sorusu aldık. Küresel iklim değişikliğinin çevre ve iklim üzerindeki etkileriyle ilgili Google'da bir araştırma yapmak istesek aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? Öyle ya, dijitalleşmeyi işledik, öğrendik. Hava sıcaklığındaki genel artış nedeniyle biyoçeşitlik zarar görmektedir. B. Dünya genelinde sel, kasırga, kuraklık ve orman yangını gibi hava olaylarına bağlı afetlerin sayısında ve şiddetinde rekor artışlar olmaktadır. C. NASA verilerine göre Grönland'da 93-2016 tarihleri arasında yılda 281 milyar ton buz erimiştir. Antarktika'da ise yine aynı tarihler arasında yıllık kaybolan buz miktarı 119 milyar tondur. Sanayi devriminden bu yana gezegenimizin yüzey sıcaklığının ortalama sıcaklığı 1,5 santigrat derece kadar artmıştır.
E. Alpler, Himalayalar, Ant Dağları, Raki Dağları, Afrika ve Alaska gibi farklı yerlerdeki dağ buzullarında daha önce görülmemiş erimeler görülmektedir. Evet, eminim hepiniz bekliyorsunuzdur. Biz hangi soruya cevap vereceğiz diye. Evet sevgili arkadaşlar, 7. sorumuzun cevabı size ait. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bilenler yoruma yazıp bize katkıda bulunabilirler. Biz de onları beğenip teşekkür ederiz. 7. sorunun cevabı sizde. Biz geçelim 8. alana. Yine muhakkak buradan da bir soru gelecek. Yukarıda bu modelle ilgili verilen bilgiler aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili değildir? Evet bakalım. Zehra'nın kendisi tarafından da başkaları tarafından da bilinen alanıdır. Bu alanda insanlar umutlarını, beklentilerini ya da korkularını çekinmeden diğer insanlarla paylaşmaktadırlar. Ve bu alan Hasan'ın başkaları tarafından bilinen ancak Hasan'ın bilmediği alanıdır. Başkalarının Hasan hakkında edindiği izlenimlerle ilgilidir. C. Bu alan Nuran'ın bildiği ancak başkalarının bilmediği alandır. Nuran bilinçli olarak bazı yanlarını gizlemek istemektedir. D. Bu alan ise Taner'in başkalarının da bilmediği karanlık alanıdır. Evet, 4 alanımızla ilgili yukarıda 4 tane güzel açıklama var. Bu soruyu yaptıktan sonra bu tür sorulardan hiçbirini kaçırmayacağız. Amerikalı psikologlar Joseph Luft ve Ingham tarafından geliştirilen insanın sosyal ilişkilerinde kendisiyle ilgili aktarımda bulunduğu alanlarının yanı sıra paylaşımda bulunmadığı, bulunmak istemediği alanlarda ortaya çıkaran, böylece kişilerin kendilerini tanımaları sağlanmış olduğu, başkaları tarafından da nasıl göründükleri tanımlanabilir hale geldiği model Johari penceresi olarak isimlendirilen Johari penceresi modelidir. Evet. Şimdi yukarıdaki verilen 4 tane örneğimiz aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir? Açık alan, kör alan, gizli alan, bilinmeyen alan, formal alan. Evet. A şıkkımızdaki arkadaşımızın alanı gayet açık, net, seçik ortada değil mi? Açık alan. Hasan'ın alanı ise kör alan. Nura'nın alanı gizli alan. Efendim Taner'in alanı ise karanlık, yani bilinmeyen alandır. Formal alanla ilgili bir bilgi yok burada. Cevabımız Edirne. Değerli uzman öğretmenlerimizin son sorusu. Bundan sonraki sorularsa 3 tane baş öğretmenlerimizle ilgili. Onlarla ilgili videolarda çekmeye devam edeceğiz. Bilişim teknolojileri sayesinde insanlar ve nesnelerden toplanan verilerden anlam çıkarma ve günümüzde var olan problemlere daha önceden keşfedilmemiş çözümler önermek için geliştirilen modellerin ve algoritmaların kullanılması olarak tanımlanan kavram hangisi? A. Mobil ve bulut teknolojileri, B. Yapay zeka, C. Finans teknolojileri ve blok zincir, D. Karma hibrit öğrenme, E. Eş zamansız uzaktan eğitim. Evet sevgili arkadaşlar, burada sırayla mesela mobil ve bulut teknolojileri neydi? Bireylerin kullandığı dosyaların, uygulama programlarının, hatta işletim sistemlerinin her yerden ve her cihazdan erişilebilir olması değil mi? Bu mobil ve bulut teknolojileri. Peki yapay zeka neydi? Bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekasının benzeşimini yaparak veriler içinde örüntüler keşfetmesi ve bu keşifler sonucu kullandığı algoritmada iyileştirmeler yaparak verilerin işi daha verimli yapmasını sağlayan işletim sistemine de yapay zeka deniyordu. Peki finans teknolojileri ve blok zinciri dediğimiz zaman ne anlıyorduk? Kişiler veya kurumlar arasında bilgi, belge, likidite ve finansal enstrümanların güvenli bir şekilde değişimi, efendim onların saklanması ya da geliştirilmesine deniyordu. Eş zamansız uzaktan eğitimse daha önceden hazırlanmış video kayıtlarının izlenmesi şeklinde gerçekleşiyordu. Karma hibrit öğrenme ise yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılması şeklinde tanımlanıyordu. O zaman bilişim teknolojileri sayesinde insanlar ve nesnelerden toplanan verilerden anlam çıkarma, işte günümüzde var olan problemlere daha önceden keşfedilmemiş çözümler sunmaya ne deniyordu? Evet, bu sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar veri bilimi, ancak cevaplara yazmamışız bunu. Cevabımız veri bilimi, bunu karıştırmayalım. Uzman öğretmenlik denememiz bitti. Şimdi ise baş öğretmenlerimizle ilgili 3 tane modülümüzden 3 sorumuz var. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi sorunun cevabıdır? Faydaya yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi, bilgi toplanması, düzenlenmesi ve seçilmesi,
okul portföyünün inşa ve analizi, hedef tespiti ve önceliklendirilmesi, etkili uygulamaların araştırılarak seçilmesi, hareket planının yapılması, planın uygulanmasının sürekli izlenmesi, planın öğrenci başarısı üzerindeki etkisini değerlendirilmesi. Evet değerli arkadaşlar, burada hangi sorumuzun cevabını buluyoruz? Okul gelişim planı temel süreçleri nelerdir? Okul geliştirme ve iyileştirme planlama süreci aşamaları nelerdir? Okul gelişim sürecinde temel varsayımlar nelerdir? Okulun mevcut durumu ve gelecekte hedeflenen durumu ile ilgili olarak gereksinim duyulan bilgiler nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı raporunda da belirtildiği okul gelişim süreci basamakları nelerdir? Evet, burada okul geliştirme ve iyileştirme planlama süreci aşamaları bize soruluyor. Bunu sorunun cevabı da yukarıda veriliyor. Cevabımız Bursa. 11. sorumuz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD belirlediği 5 beceriden birisidir. Bu özellik yeni deneyimlere açık olma olarak tanımlanmaktadır. Merak, yaratıcılık, hoşgörü, kültürel esnekliği, tolerans olarak 3 alt beceriden oluşuyor. Merak, yeni fikre ilgi duymak ve öğrenme aşkı. Yaratıcılık, özgün fikirler üretebilmek, hoşgörü, kültürel esneklik ise farklı bakış açılarına, değerlere karşı açık olma durumu olarak ifade ediliyor. Bu becerilere sahip bireyler akademik açıdan daha başarılı olmakta, açık fikirli bir bireyin entelektüel merakı da artmaktadır. Bu da üst düzey bilişsel becerilerin gelişimini olumlu etkilemektedir. Yukarıda bahsedilen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün belirlediği 5 beceriden hangisidir burada açıklanan? Görev performansı, açık fikirli olma, dışa dönük olma, duygu düzenleme, işbirliği yapma. Evet, burada sevgili arkadaşlar Bursa şıkkımız doğru, açık fikirli olmadan bahsediyor. 12. modülümüz ve son sorumuz. Yukarıda açıklamalar aşağıdaki hangi sorunun cevabıdır? Doğrusal olmadığından tasarıya göre ilerlemez. Çok yönlü yönelimlerin hakim olduğu bir süreç olduğundan eleştirel düşünmenin anlaşılması için farklı görüşlere ihtiyaç duyulmaktadır. Her bir çözümün olumlu ve olumsuz yönleri olabildiğinden alternatif çözümler oluşturabilmeye gerektirir. Problemin belirli olmayan öğelerine hoşgörülü olmaya gerektirir. Bireyin kendi zihinsel süreçleri üzerine düşünerek onları örgütlemesidir. Tutarlılığı değerlendirmede farklı bakış açılarının ve çoklu kıstasların kullanımını gerektirir. Anlamlandırma, örneklendirme, çeşitli kavram ve düşünceleri örgütlemesidir. Evet, buradaki sorumuzun cevapların sorusu. A. Eleştirel düşünmenin çeşitleri nelerdir? B. Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri nelerdir? C. Yaratıcı kişilerin bireysel özellikleri nelerdir? D. Yaratıcılığın gelişmesi hangi boyutların gelişmesiyle olur? E. Eleştirel düşünmenin özellikleri nelerdir? Evet değerli arkadaşlar, burada da sorumuzun cevabı Edirne şıkkı, eleştirel düşünmenin özellikleri nelerdir? Diğer derslerde görüşünceye kadar kıymetli arkadaşlar, hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.